Hocam iftiralar. İnkarcıların Evet. peygamberimize iftiraları, tabi Kur'an'ın benzersiz ayetleri karşısında aciz ve çaresiz kalan inkarcılar, gerçeğin nurunu söndürebilme ümidiyle peygamberimize karşı bir karalama kampanyası başlatmışlardı. Yani bu karalamaları yaparak aslında insanların onun peşinden gitmesine engel olmaya çalışıyorlardı. Onu etkisizleştirmeye çalışıyorlardı. Ama tabi bilmiyorlardı ki Allah'ın nurunu tamamlayıcıdır, Allah buna gücü yeter. Bir de şimdi onların asıl derdinin peygamberimiz olmadığını da görüyoruz. Yani asıl dertleri nedir? Onların dertleri Allah'ın ayetleriyle. Yani birçok iftira ve karalama ile inananların böyle peygamberimizin yanından ayrılmasını istedikçe, şimdi iftirayı kime attığınız da önemli. Şimdi öyle bir adam iftira atarsınız ki adamı daha da çok sevdirirsiniz. Çünkü insanlar bilir yani bu çamur burada tutmaz. Tutmaz, evet. Yani İnsanlar şunu görürler, ya işte bu kadar da uzun boylu değil yani. Şimdi tam da peygamberimize yapılan buydu. Yani şimdi dedikleri şeylerin hiçbiriyle ilgili peygamberimize bir şey tutturmaları mümkün değil. Evet. İnsanlar görmüyorlar mı onu? İç içe yaşıyorlar, bir arada yaşıyorlar. Dolayısıyla hani bu onlar iftira attıkça, hani peygamberimizin ve Kur'an ayetlerinin sesini kesmeye çalıştıkça aslında etrafındaki insanlar daha da kenetlendiler. Çünkü açıkça görürler yapılan karalamanın, iftiraların ne kadar haksız, hukuksuz olduğunu. Dediğiniz gibi yani tutmayacak iftiralarda insanlar daha çok kenetlenirler. Daha çok birlik beraberliğe Tabii. sebebiyet vermiş olursunuz. Kesinlikle. Çünkü zaten Hazreti Peygamber'in risaletinden önceki yaşamı ve durumu belli. Hatta risaletten sonra bile işte biliyoruz ki hicret esnasında bile işte emanetleri Hazreti Ali'ye bırakılması, Hazreti Ali'ye bırakarak hicret ediyor. Oysa ki emaneti bırakanlar onu zaten neredeyse suikast planlarının içerisinde Tabii. olan kişiler olmasına rağmen yani böyle bir zata atılan iftiralardan bahsediyoruz dolayısıyla. Tabii. Evet. Ve mesela kendisi alay ediyorlar. Yani Hicr suresinin 95-98. ayetlerinde burada mesela diyor ki şüphesiz ki biz o alay edenlere karşı sana yeteriz. Evet. Onlar alay edenler Allah ile birlikte başka bir ilah edinenlerdir. İleride gerçeği bileceklerdir. Yani anlayacaklardır gerçeği. Yemin olsun ki onların söyledikleri şeyler yüzünden senin içinin daraldığını biliyoruz. Ne kadar insani bir şey. Yani ama diyor ki Rabbini övgüyle tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Şimdi haksızlığa uğramak ağır bir şey, zor bir şey, zor bir imtihan. Ve siz hiçbir çıkar, dünyevi beklenti içerisinde olmadan sadece Allah rızası için bir şey yapıyorken birilerinin sizi karalamaya çalışması bu gerçekten ağır bir imtihan. Ama görüyoruz ki bu peygamberimizin de imtihanı. Evet. O yüzden şeref duymak lazım bundan Evet. dolayı. Ve içinin daralması da çok insani bir şey. Bizim de içimiz daralabilir. Gayet doğaldır böyle bir durumda. Şimdi mesela birkaç başlık altında bakalım neler Tabii, demişler tabii. peygamberimiz, nasıl iftiralar atmışlar. Mesela Mecnun yani cinlenmiş olduğunu, aklını yitirmiş olduğunu, söyledikleri kendisine ait olmayan biri olduğunu iddia etmişler mesela. Nerede? Hicr suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Müşrikler, ey kendisine zikir yani Kur'an indirildiğini sanan kişi diyorlar. Sen şüphesiz ki cinlenmişsin, peygamberlik iddianında doğru söyleyenlerdensen bize melekleri getirsene. Şimdi bu felsefede mantık hataları vardır. Bunlardan bir tanesi de kişi karalama mantık hatası dediğimiz mantık hatasıdır. Yani siz mesela muhatabınızın argümanlarına alternatif bir argüman ortaya koyamıyorsanız veya çürütemiyorsanız bu sefer başlarsınız o kişiye saldırmaya. Sen şöylesin, sen böylesin. Şimdi yani bir dakika onun ne olup ne olmadığını bırak adamın ortaya koyduğuna bak. Sen buna cevap Evet. verebiliyor musun? Veremiyorsun. Şimdi burada da bir benzer bir şey görüyoruz. Yani şimdi Peygamberimizin beraberinde getirmiş olduğu ayetler karşısında aciz kaldıkları için ne diyorlar bu sefer? Ya o cinlenmiş. Mecnun'un teki. Yani cinler onun aklına girmiş. Ne dediğini bilmiyor diyorlar. Ya sen ne dediğini bilip bilmemesine bak. Ne dediğine baksana. Hadi ne dediğine karşı bir cevap ver. Şimdi Kur'an çok güzel veriyor cevabını. Müminun suresi 70. ayette. Yoksa onlar bir cinlenmiş, yoksa onda bir cinlenmişlik olduğunu mu söylüyorlar diyor. Hayır, o kendilerine gerçeği getirmiştir. Onların çoğu ise gerçekten hoşlanmamaktadır. Yine Kalem Suresi'nin 1 ve 4. ayetleri kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun. Rabbinin nimeti sayesinde sen asla cinlenmiş değilsin. Şüphesiz ki senin için başa kakılmayan kesintisiz bir ödül vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzerindesin. Yani
Allah motive ediyor. Şimdi peygamberimize saldırıyorlar. Allah onu motive ediyor. O bu motivasyonla Allah yolunda mücadeleye yılmadan devam ediyor. O bu mücadeleye, bu karalamalara rağmen devam ettiği için etrafındaki insanlar daha da kenetleniyorlar. Aslında iyi bir şey yapıyorlar onlara yani. Tabii. Bir anlamda bakınca. Ya hocam tabii şimdi iftira kolay bir şey değil. Yani günlük hayatımızdan düşünelim. Bir gün bir trafikte bir sorun yaşadığınızda ya da çok ufak bir yerde, bir dükkanda bir yerde sorun yaşadığınızda bile o sorunlar çoğu zaman insanların o günlerinin çok stresli ve çok kötü geçmelerini sağlayacaklardır. Evet. Şimdi peygamberimiz canıyla, kanıyla, malıyla birçok yönden bir mücadele örneği sergiliyor. Ve bunun için herhangi bir menfaat, çıkar da gözetmiyor. Herhangi bir beklentisi de yok oradaki insanlardan. Sadece onların iyiliği için bir mücadele ediyorsunuz. Ve böylesi bir durumda da böyle iftiralara uğramak gerçekten insanın yüreğini çok daraltıcı bir şeydir. Yani mutlaka öyle. Düşünsenize, sistematik bir şekilde mahallenizden, mahalle yetmiyor oradaki muhitten, muhit yetmiyor ilçeden, o ilden bir şekilde insanlar size sürekli saldırı olayına geçiyorlar. Yani sözlü saldırılar, alay etmeler dedik, iftira atmalar, işte mecnun demeler. Bu gerçekten işte çok Fatih'cim, zor. Bu ayetleri okuduk. Bu davranışların kime ait olduğunu görmesi lazım Müslümanlar. Bunlar evet. Müşriklerin davranışları. Kesinlikle. Bu sıfatlar, yani bunu kendilerine yakıştırıyorlarsa, evet, bunlar kendileri yakıştırıyorlarsa, birilerini linç etmeyi, birilerine hakaret etmeyi, birilerine iftira atmayı, yani bilip bilmeden konuşmayı kendilerine yakıştırıyorlarsa, bunlar müşriklerin tavırları, davranışları. Evet. Artık kendileri düşünsün bunu. Yani hani dünya olarak belki burada buna uğrayan insanlar belli bir dönem üzüntü çekerler, sıkıntı çekerler, zorluk çekerler ama günün sonunda işte Allah takdir edecektir yani neyin ne olduğunu. Bu anlamda bunu düşünmeleri gerekir. Yani adımızın Müslüman olması tadımızın Müslüman olduğu anlamına gelmiyor. Evet. O sıfatları da, yani taşıdığımız olduğumuz sıfatların da kime ait nitelikler olduğunu bir hep check etmemiz gerekiyor kendimize. Kesinlikle. Şair diyorlar mesela. Yani evet. Bir çeşit mitoloji, masal anlatısı olduğunu iddia ediyorlar peygamberimizin. Mesela Tur suresi 30. ayetinde geçiyor. Diyor ki, yoksa onlar o bir şairdir. Zamanın getireceği felaketlere uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Evet. Hakka suresinin 41. ayette diyor ki, o asla bir şairin sözü değildir. Ne kadar da azınız iman ediyor. Kur'an hemen cevap veriyor. Yani tabii beraberinde getirmiş olduğu sözlerin o inceliği karşısında aciz kaldıkları için, yani işte diyorlar ki ya bu ona ait olamaz. Yani bu geçmişteki birilerinden mutlaka bunları duydu, öğrendi yani bir şekilde. Bu mitolojik bir anlatım yani. Burada bir sanatsaldı belki, kendi içerisinde bir şey var bunun. Çünkü Kur'an'ın çok hoş edebi bir yönü, icazı, dili de var. Yine mesela büyücü ve yalancı olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Peygamberimizin haşa. İşte Sad suresinin 4 ve 5. ayetlerinde. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşmış ve o kafirler bu bir büyücüdür, çok yalancıdır. Bütün ilahları yalanlayıp tek ilah mı var diyor. Şüphesiz ki bu çok tuhaf bir şeydir demişlerdi diyor. Yunus suresi 2. ayetinde hemen cevap geliyor. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenler Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir büyücüdür dediler. Evet. Diyor. Ya sen kişinin ne olduğunu veya kişiyi karalamayı bırak. Beraberinde getirdiği şeyler sana ağır mı geliyor? Ya beraberinde bir getirdiği şeyler senin işine gelmiyor mu? Ya bunu itiraf etti yani. Ya şunu söyledi ki, ya senin söylediğin şeyler benim işime gelmiyordu. Ama bunu yapamıyor. Çünkü aslında o söylediği şeylerin ne kadar doğru olduğu kendisi de belki farkında. Yani fikirle ve mesajla mücadele edemeyeceğini anladıkları zaman kişiye saldırarak, evet, kişiye bastırmaya çalışıyorlar aslında. Aynen öyle. Ama kişiye ne kadar saldırırsanız saldırın, eğer bir yerde bir düşünce ya da bir fikir ortaya konulmuşsa ve bununla mücadele edemiyorsanız, eğer bu yanılmaya, yayılmaya devam edecektir. İşte Allah'ın nuru dediğimiz, işte Allah'ın nurunu mutlaka atılmayacaktır. Su akar yani. Yolunu bulur demiş ya, yani zamanı evet. Gelmiş bir fikrin karşısında hiçbir şey duramıyor. Duramaz. Yani Peygamberimiz tek başınaydı ilk vahyi aldığı zaman. Beraberinde ilk inananlar da bir elin parmağını geçmeyecek evet. Sayıdaydı. Ama ne oldu? Zamanı gelmiş bir fikirdi ve karşısında koca Mekke duramadı yani. O evet. Aileler, o silahlı insanlar, o güçlü insanlar duramadılar karşısında. Büyülenmiş biri olduğunu iddia ediyorlar. Mesela İsra suresinin 47. ayetinde. Biz onların seni dinlerken, onu yani Kur'an ne amaçla dinlediklerini kendi aralarında fısıldaşırken, zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Evet. Yani bir de
Şimdi bu ayetler de çok mucizevi. Niye? Düşünsene mesela bunlardan bir tanesi bu ayeti duyduğu zaman. Aa, gerçekten az önce dinliyordum ben Kur'an'ı. Ama fısıldaşırken de ya bu büyülenmiş bir adamla başkası değil demiştim. Şimdi gelmiş bana bunu söylüyor. Söylüyor ayet. Evet. Değil mi? Şaşırtıcı demez mi bir yani? Şey çok yani. Şaşırtıcı bir şey yani. Allah orada almış projeksiyonla tamamen çekmiş oradan şeyi. Yansıtıyor ve tekrar yani. göndermişsin. Al bak kendi haline gör işte bak hani yani Peygamberimiz onu duyması mümkün mü? Kendi arasında fısıldaşması Evet. mümkün değil. O zaman bunu kim haber verebilir? Bunu ancak Allah haber verebilir. Yani iki kişi konuşsa üçüncüsü Allah'tır, Allah'tır. üçüncüsü konuşsa dördüncüsü Dördüncüsü Allah'tır misalinin hareketli. Allah'ın her şeyi duyan, her şeyi işte her şeyden haberdar olan olduğu gerçeği üzerinden düşününce. Bir de dikkat ederseniz metafiziksel öğeler çok fazla var. Tabii. İşte cinlenmiştir, büyülenmiştir Tabii. gibi bir şekilde olayı fiziğin ötesine Tabii. taşıyarak İşte böyle meleklere getirsin diyor adam veya mesela. meleklere Şimdi getirsin diyor. melekleri Evet. getiremeyeceğini biliyor. Çünkü yeryüzünde yaşayan melekler değil ki yani. Ne zaman melekler yeryüzüne gelip insanlarla beraber yaşamışlar ki? Hani Allah'ın mucizelerini gerçekleştirmek üzere melek suretinde insanlar geliyor. Hazreti Meryem'e müjdeyi getirdiği gibi, Evet. Hazreti İbrahim'e bir şekilde müjdeyi getirdiği gibi ama onun dışında yeryüzünde yaşayan melekler olsaydı Allah size melek bir Resul gönderirdi diyor zaten Kur'an. Evet. Şimdi zaten istedikleri şeyler hani diyor ya göğe yükselmeli, işte bize okuyacağımız bir kitabı getirmeli değil miydi? Beraberinde işte hazineler olmalı değil miydi? Şimdi Şu altını da, mesela şu dağı altına çevirmek, işte şimdi göğe merdiven dayamak gibi böyle hep metafiziksel işte şimdi içerikler. biliyorlar ama zaten Peygamberimiz öyle bir iddiası yok. Yani ben zaten bunları size yapabilirim demiyor ki Peygamberimiz. Onlar da akıllarınca Peygamberimizi zora düşürmeye çalıştılar. Hadi bak Evet. bunu yapsana. Hani Evet. sorsan sanki kendisi yapacak yani. Evet. Hani bunu yapsana diyor. Şimdi müfteri yani iftiracı dediler mesela Peygamberimize. Nerede mesela Furkan suresinin 4. ayetinde. Deniyor ki kafir olanlar bu vahiy ancak o uydurdu ve kendisine başka bir grubun da yardım ettiği bir iftiradır diyorlar. Yunus suresinin 38. ayetinde hemen cevap geliyor. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki doğruysanız Allah'tan başka gücünüzü yettiklerini çağırın da onun bir benzeri bir sure getirin. Çok güzel. Tam bir meydan okuma değil mi? Hadi yani Evet. eğer gerçekten bu sözlerin onun tarafından uydurulduğunu iddia ediyorsanız, buna inanıyorsanız ya bir benzerini getirin, bir sure getirin. Devam ediyor. Secde suresi 3. ayetinde deniyor ki yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Aksine doğru yolu bulsunlar diye o senden önce kendine uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için Rabbinden gönderilen bir gerçektir. Yine Ahkaf suresinin 8. ayetinde yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki ben onu uydurursam Allah tarafından bana gelecek şeyi yani azabı savurmaya gücünüz yetmez. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilendir. Benimle aranızda şahit olarak o Allah yeter. O çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Ya ben onu uydurmuş olsam zaten Allah'a karşı beni kim bunu koruyabilir? Yani hiç kimse Koruyacak. bunu koruyamaz. Yine mesela muallem yani başkaları tarafından kendisine öğretilmiş olan olduğunu söylüyorlar Peygamberimizin. Duhan suresi 14. ayette sonra ondan yüz çevirmiş ve bu cinlenmiş başkaları tarafından öğretilmiş biridir demişlerdi. Evet. Nahl suresi 103. ayette hemen cevap veriliyor. Yemin olsun ki biz onların onu Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İtham ettikleri şahsın dili yabancıdır. Oysa bu Kur'an apaçık bir Arapçadır. Ya burada bir de çok güzel bir evrensel mesaj var. Ya yalanı söylüyorsun da bari yalanı doğru söyle. Evet, yalan doğru söyle. Yani hani doğruyu söylemiyorsun da bari doğru söylemediğin şeyi doğru söyle. Ya Evet. şimdi burada diyor ki ayet. İtham ettikleri kişinin dili yabancıdır ya Arapça değil. Ya bari öğreniyor, onu öğretiyor dediğin adamın dili Arapça olsun. Öyle değil mi? Hani Evet. en azından Arapça konuşan birisine bunu nispet et ki bir mantı olsun yani. Mantı Hani olsun. işte kötülük yapınca Allah insan ayağına dolandırıyor bunu. Biraz buna benziyor. Öte taraftan kahin olduğunu mesela iddia Evet. ediyorlar Peygamberimizin. Hakka suresi 42 söylüyor. O asla bir kahinin sözü de değildir. Ne kadar da azınız gerçeği hatırlıyor. Tur suresi 29. ayeti. Sen gerçeği hatırlat. Rabbin lütfuyla sen kahin de değilsin, cinlenmiş de değilsin. Diyor. Hocam şimdi buraya kadar belirli başlıklarla iftiralar saydınız.